aslında normalde inanılmaz pimpirikli biriyimdir saç konusunda ve kendi kuaförümden başkasına kestirmekte ve böyle kendi aklımdaki böyle minicik boyutlara daha fazla kestirmekte pek başarılı değilimdir. Toparlayamadım dur ya. Ama şu an kendimi aşıyorum ve evde siz... Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Aslı. Bugün sizlerle evde kendi başımıza saç kesimini deneyimleyeceğiz. Aslında saç kestirme konusunda inanılmaz pimpirikliyimdir. Kendi kuaförümden başkasına asla gitmem. İstanbul'dan Mersin'de gelirim kendi kuaförüm kessin diye ve kestirdiğimde arkadaşlar şu kadar falandır yani. Onun üstüne asla çıkmam. Gerçekten böyle saç konusunda takıntılıyım yani. Onu anlatmak istiyorum. Ama şu an kendimi aşıyorum ve evde tek başıma kendi saçlarımı kesmeye çalışacağım. Birkaç tane video izledim bununla alakalı ve beynimde birleştirdiğim bilgileri şu an huzurlarınızda videoya dökeceğim arkadaşlar. Umarım başarılı bir sonuç olur. Çünkü kafayı yemek istemiyorum gerçekten. Saç önemli dediğim gibi benim için. Ama çok büyük bir değişim beklemeyin. İlk deneyimim olduğu için birazcık az risk alacağım. Bir sonraki videolarda inşallah saç kesimi deneyimlemek istersen onlarda biraz daha risk alabilirim. Ama bugünlük sadece ucundan azıcık diye düşünüyorum. Hadi bakalım daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Bu işlem için gerekli olan malzemeler bir tane saç düzleştiricisi, lastik tokalar, bir tane saç makası. Bunun linkini bırakacağım arkadaşlar. Uygun fiyatlı ama keskin olursa tabii ki işimizi daha iyi görecektir. Bir tane ara kat makası. Bu elzem değil ama olursa birazcık daha böyle saçlarınızın ucunu yumuşatmak için, daha hoş bir geçiş sağlamak için iyi olabiliyor. Ama şart değil, kesinlikle şart değil. Bu makasla da aynı işlemi benzer şekilde yapabileceksiniz, onu da göstereceğim. Bir tane tarak, böyle. Ben bu minnoşla idare etmek zorundayım bugün çünkü ofiste başka tarağım yok ama evdeki herhangi bir tarağınız olabilir arkadaşlar. Şimdi işleme geçiyoruz. Şöyle gözlüğümüzü hemen yana koyalım. Arkadaşlar bu işlem için saçlarımızın dümdüz olması gerekiyor. Çünkü onları aynı hizada tutup o şekilde kesmemiz gerekecek. Bu yüzden düzleştiriciyi önerdim sizlere. Ama aynı işlemi eğer dümdüz fön çekebiliyorsanız fönle de yapabilirsiniz. Düzleştirici bu anlamda elzem değil ama işinizi kolaylaştırabilir. Saçlarımızı düzleştirdikten sonra arkadaşlar tarağımızı alıp saçlarımızı öne doğru tarıyoruz ve böyle tepemizi de topluyoruz. Arkadaşlar bu işlemi ıslak saç yerine kuru saç üzerine yapmamızın nedeni ıslak saçla kesimde çok fazla makas izi kalması. Kuru saçla saç uçlarındaki geçişlerin birazcık daha yumuşak olması için. Başka bir tane toka alıyorum. Bu işlemi yaparken arkadaşlar isterseniz böyle tepeden de toplayabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi böyle alnınızın tam böyle başlangıç yerinde de toplayabilirsiniz. Saçınızı ne kadar tepede toplarsanız önde o kadar fazla katınız, arkada o kadar az katınız olacak. O yüzden bu işlemi yaparken buna lütfen dikkat edin. Ve de saçınızı tam böyle burnunuzun hizasında ortada toplamayı unutmayın. Çünkü her yandan eşit olması gerekiyor. Öncelikle saçım çok uzun olduğu için bir tane güvenlik lastiği takacağım. Bir tane taktık. Kendimizi emniyete aldık. Ben daha takacağım ve orada kesileceği yeri gösterecek. Şimdi arkadaşlar azıcık aşağı indirim ya. Kıyamadım. Şu nedenle şuradan kestikten sonra arkadaşlar birazcık daha ara makas yapacağım için daha da kısalacak. O yüzden onu kafanızda belirleyerek ya yani bir santim daha kısalacağını düşünerek siz hareket edin ve yerinizi de o şekilde belirleyin. Bence bu kadar yeterli. Ve şimdi işleme başlıyoruz. Hemen şuradaki bitiminden tokamızın saçımızı keseceğiz. Arkadaşlar burada saçımızı kestiğimiz yer en kısa katımızın olacağı yeri gösteriyor. O yüzden bu keseceğiniz yeri ona göre de belirleyebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. İsterseniz böyle elinizin ucuyla da indirip kesebilirsiniz. Ama bu tokalama sistemi birazcık daha garanti oluyor bence. O yüzden kesiyorum. Saç burada. Bir senelik emeğim gitti arkadaşlar. Şu an bir senelik emeğim. Çok rahatladım gerçekten. Arkadaşlar biliyorsunuz negatif enerjinin hepsi
saçlarda toplanıyor genelde. Arkadaşlar inanamıyorum, gerçekten saçımı kestim ya. Şu an annem şoke olacak çünkü ben çok takıntılıyımdır ve inanamayacak yani böyle kendi kendime. O içeride ofiste çalışırken ben de bu odada böyle geldim saçımı kesiyorum falan. Neyse, gerçekten çok büyük bir an benim için. Bir sonraki işlemimiz arkadaşlar, aynı makasla saçlarımızın ucunu makas dik olacak şekilde minik minik böyle kırparak birazcık daha yumuşatmak istiyoruz. Böyle yapıyor bak. Böyle böyle. Şu an inceltme işlemini bu parçaları tek tek alarak yapacağım. Şöyle 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 hızlı hızlı yapıyorum. Makası kesinlikle böyle yatay tutmayın. Dik tutmaya özen gösterin. Çünkü o zaman arkadaşlar çok fazla kesebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar varsa ara makasınıza geçebilirsiniz. Bu makas da saçlarınızı böyle birazcık daha yumuşatmaya yarayacak ama yoksa diğer makasla da dik dik böyle ufak ufak kırpma işlemlerine devam edebilirsiniz. Ben deneyeceğim bunu da. Ve birazcık daha yukarıdan da deneyeceğim. Şöyle şöyle tutup tutup aşağı bırakıyorum. İki kafasını tuttum. Aşağı doğru kaydırın. He? Çok abucuk. Neyi basılı tutayım be? Tutun orada aşağı doğru kesirken. Saç bırakmadım. Kız bir tanesini çok mu kestim, ne yaptım? Ya onu nasıl kesiyorlar ya bunu? Saçım bütün ısınmaya gitti. He? Kısacık saçınız oldu. Arkadaşlar ilk tecrübe, çok da abartmak istemiyorum, artık olan oldu yani, inşallah olmuştur güzel bir şeyler. O yüzden şimdi açıp bakacağız beraber. Allah pişman ettirmesin. Niye? Hala kesiyorsun. Siz de benim gibi merak ediyorsunuz sonucu, gerçekten bir yandan korkuyorum bir yandan heyecanlıyım ve açıyorum. Önlerine çok bir şey olacağını sanmıyorum. Oldu mu yoksa? He? Oldu mu? Hayır. Mahvedeceksiniz bakın. Öyle mi? Becermiş yaşını seçmedim. Deneyimim aslında güzel geçti benim için. Saçımın uzunluğundan çok bir şey kaybettiğimi düşünmüyorum ama şu kırıkları en azından gitmiş oldu. Uzunluğu benim için hala yeterli, iyi ve birazcık daha böyle yeni katlar eklenmiş oldu. O yüzden umarım sizler de taktiği beğenmişsinizdir ve evde uygularsınız ama benim gibi önceden birazcık daha kendinizi ruhen ve zihnen hazırlamaya dikkat edin arkadaşlar. Arkadaşlar umarım sizler için de keyifli bir video olmuştur. Bilgilendirici bir video olmuştur. Sorularınız varsa lütfen aşağı bırakmayı unutmayın. Kanalımı henüz takip etmiyorsanız lütfen takip etmeyi ve yeni videolar için bildirimlerinizi de açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve Instagram'dan gelip bana merhaba derseniz çok memnun olurum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın, pozitif kalın. Hoşça kalın. Bye bye.